yönetebiliriz ancak. Birlikte yeniden inşa edebiliriz diye düşünüyorum. Ucube bir sistem yüzünden bizim köyümüz %100'ü Alevi olan bir köy. Tahtacı Türkmen Alevisi. Gökbük köyü, Antalya Finike'nin Gökbük köyü. %100'ü Alevi olan bir köy. Bu köyün nüfusuna kayıtlıysan zaten gittiğinde mülakatta kafadan 5-0 yenik başlıyorsun. Bugüne kadar çekmiş olduğunuz yokluğu, yolsuzluğu, hırsızlığı, hainliği oy kullanırken lütfen çok değerlendirsinler. Bu oy, ben 63 yaşındayım. Seçim kendim için değil. Benim torunlarımın geleceği için. Lütfen herkese bunu söylüyorum. Oyu kullanırken çok dikkatli kullansınlar. Katlarken oy pusulalarını çok dikkat etsinler. Bir oy bir oydur. Çok değerlidir herkesin oyu. Fakat seçim sandığına oyu atarken, mühürü basarken vicdanlarını çok iyi muhasebe yapsınlar. 21 yıldır çektiklerimizi devam etmemesi için, daha kötüye gitmemesi için oylarımızı özgürlük, barış, kardeşlik, insanlara kucaklayıcı, dünya görüşüne sahip siyasi partiler oy versinler. Bu köy insan da yaşam istiyor. Alevi değil, Türk değil, işte etnik köken değil. O hepsi neyse bizim köylümüz de aynısını olmak istiyor. Değişmiyor yani. İstenen haklar, ekonomik haklarını istiyor, özgürlüklerini istiyor, adaletini istiyor. Herkes gibi onlar da adalet istiyor. Ondan sonra gittiği zaman karnını doyuracak şeyleri, ücretini almak istiyor. Hiçbir zaman çocuklarının eve aç yatmasını istemiyor. Ücretin, bütçesinin onda biri şeye gidiyor. Diyanete gidiyor. Ha, burada bir haksızlık var. Yani benim insanlarım da inancı var. Benim insanlarım da onlar gibi o şekilde şeyini payını almak ister. Niye istemesin? Onlara yol gösteren senin hakkı değil mi almak? Ama onlar bunun dışında tutuyor. Onların hiçbir güvencesi yok. Bir de karşılığında kabul edilmeme var. Yani onun mezhebini, onun inancını inanç yerine koymayan bir şeyin elindeyiz biz. Düzenin elindeyiz. Böyle bir şey olamaz. Biz o hakkımızı da almak istiyoruz. Herkesin rahatça, özgürce oyunu kullanmasını istiyoruz. Bu %7 barajının tamamen kalkmasını istiyoruz. Ve düşünen insanların düşüncelerinden dolayı yargılanmamasını istiyoruz.